Havasül Kur'an terkibi, Kur'an'dan bazı kelime, ayet ve surelerin belli bir tertibe göre okunması veya yazılması halinde niyet ve maksada uygun sonuçlar veren, tesir ve özelliklerinden bahseden bir disiplini ve bunun literatürünü ifade eder. Bazı müfessirler Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacının sadece lafızların zahirinden anlaşılan manalardan ibaret olmayıp bunun ötesinde maksatların gözetildiğini düşünmüşlerdir. Zahiri bakımdan müphem veya müteşabih olan ifadelerin batıni anlamlar taşıdığını, özellikle bazı surelerin başındaki huruf-u mukatta'nın yalnız bir ses sembolü olarak değil, anlam birimi olarak da algılanması gerektiğini, bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in hurufilik ve ebced hesabı çerçevesinde de tefsir edilmesine ihtiyaç bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yaklaşım onları ilk dönemlerden itibaren komşu kültürlerde buldukları benzer ilimlerle ve bilhassa Babil, Mısır, Yunan, Hint, Yahudi, Hristiyan kültürüyle ilgilenmeye sevk etmiştir. Muahhar devir alimleri havas ilmin ve özellikle havasül Kur'an meselesinin İslam kültürüne sonradan girdiğini savunmuşlardır. Nitekim İbni Haldun, kıraat, hat, tefsir gibi bölümlere ayırdığı Kur'an ilimleri içinde havasül Kur'an'a yer vermemiştir. Müteşabih naslardan söz ederken huruf-u mukatta'nın müteşabih olduğunu, bunların mana ve maksadının beşer tarafından bilinemeyeceğini, lügavi lafızlardan sadece Araplar tarafından vaaz edilen manaların anlaşıldığını, dolayısıyla bir haberi ona konu olan şeye isnat imkansız olduğunda söz konusu ifadenin anlaşılamayacağını, bu ifade Allah katından gelmişse onun hakiki manasının Allah'a havale edilmesi gerektiğini söylemekte. Hazreti Peygamber'den sahih bir rivayet gelmişse huruf-u mukatta'ya hece harfleri olmanın dışında bir anlam verilebileceğini, ancak böyle bir rivayetin mevcut olmadığını kaydetmektedir. İbn Haldun'un ifadelerinden Bedevi Arapların bu tür lafızları hakiki manaları ile anladıkları ve tefsir etmedikleri, bunları yorumlama işinin şehirlilere, hadarilere ait olduğu anlaşılmaktadır. İbn Haldun ilmi huruftan söz ederken bu ilmin başlangıçta Müslümanlarda bulunmadığını, aşırılığa kaçan mutasavvıfların ortaya çıkıp ruhun beden ve maddi alemle olan bağlarını çözerek yüce alemlere ulaşmaya kalkışmalarından sonra görüldüğünü, bunların kendilerinden olağanüstü haller zuhur ettiğini ve maddi alem üzerinde tasarruf sahibi bulunduklarını anlatan eserler yazdıklarını, bu eserlerinde ilmi hurufun yardımıyla harfleri bütün sırları taşıyan Esma-i Husna ve bazı ilahi kelimelerle ruhların tabiat aleminde tasarrufunun sağlanacağını iddia ettiklerini söylemiştir. Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetlerinin kendilerine özgü havasının bulunduğunu ileri süren müfessirler ise bu görüşlerine delil olarak onun şifa olduğunu bildiren ayetler göstermektedirler. Bazı ayetlerde Kur'an'ın bir şifa olduğu bildirilse de bu ayetlerde şifa kelimesinin iman, mev'ize, rahmet ve hidayet kelimeleriyle birlikte kullanılması, özellikle Yunus suresinin 57. ayetinde gönüllerindekine şifa açıklamasının yer alması, Kur'an-ı Kerim'in ahlaki ve manevi hastalıkları tedavi edici rolünü göstermekte. Ayrıca cismani hastalıkları iyileştirici bir tesire sahip olduğuna dair bir ayet bulunmamaktadır. Hadis literatüründe ise Kur'an'ın havasına dair rivayetlere yer verilmiştir. Bu rivayetlerde Kur'an'ın şifa olduğu, nazara karşı okunmasını şifa sağlayacağı, Peygamber Efendimizin göğüs ve boğaz ağrısından şikayet eden birine Kur'an okumasını tavsiye ettiği, Mü'min suresinin başından 3 ayeti ve ayetel kürsiyi sabahleyin okuyan kimsenin akşama kadar, akşam okuyan sabah kadar okunacağını,
Fezail-ül Kur'an, Tirmizi'de akşamleyin Bakara suresinin son iki ayetini okuyanın sabaha kadar her türlü afet ve şeytan şerrinden emin olacağı bildirilmiştir. Hz. Ayşe Resulullah Efendimiz hastalandığında İhlas, Felak ve Nes surelerini okuyup kendi kendine üflediğini, hastalığı şiddetlendiğinde ise kendisinin okuyup onun elleriyle meshettiğini belirtmiştir. Havasül Kur'an hakkında sahabe ve tabiinde çok sayıda rivayet nakledilmiştir.